Sağlık Bakanlığı Çin aşısı için 12.452 gönüllü aranıyor dedi. Başvuru üstüne başvuru geldi. Daha 24 saat bile dolmadan 20 bin rakamına ulaşıldı. Sağlık Bakanı Koca da gönüllülere teşekkür etti. Düşünebilirim, kesinlikle düşünebilirim. Yararlı olacaksam neden olmasın? Çünkü kötü bir durumdayız. Biraz ön yargılıyım bu konuda. Ön yargılıyım diyen de var, çalışmalara katılırım diyen de. İsteyen herkesi hastanemize bekleyerek güvenle aşı yaptırabileceklerini bildiriyor ve davet ediyoruz. Çin tarafından geliştirilen aşının denemeleri için Sağlık Bakanlığı 12.450 gönüllü arandığını duyurdu. Daha 24 saat dolmadan toplam 20 bin başvuru geldi. Sağlık Bakanı da tüm gönüllülere teşekkür etti. 15 Eylül itibariyle başlanmıştı denemelere. Aşının %98 başarılı olduğu açıklandı. Önce yüksek risk altındaki sağlık çalışanları gönüllü oldu. Biz de sağlık çalışan diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Gönüllü oldum. Gayet sağlıklıyız. Hem artan vakalar hem de salgının önlenemez yükselişi sonrasında artık tüm umutlar aşı çalışmalarında. Sonuçta bunların zaten bir laboratuvar testleri vesaireler yapılıyor bu testlerin. Ben de olmak isterdim. İlk deneklerden bir tanesi olmak istemezdim. Herhalde başvurmazdım diye düşünüyorum. Ülkemizde de hem yerli hem de yabancı ülkeler tarafından geliştirilen aşıların denemeleri gerçekleştiriliyor. Bu denemelerin sonucunda da 2021 yılı başında çalışmaların büyük oranda tamamlanması bekleniyor. İnsanlar onca tedbir alınmasına rağmen hala dikkatsizce davranıyorlar maalesef. Ben Çin aşısını güvenmiyorum. Tüm denemeleri başarıyla tamamlanan aşılar Dünya Sağlık Örgütü'nden onay alacak. Dünyanın koronavirüs belasından kurtulmak için umudu o aşılarda.